yüzden sürekli Kırgızistan'a gidiyorum. İşte bu yüzden gidiyorum. Manas'ın ülkesine, Kurmancan Datka'nın ülkesine, Cengiz Aytmatov'un ülkesine. Yani atalarımızın, babalarımızın, dedelerimizin, kökümüzün, kaynağımızın olduğu yere geliyoruz. Yani özümüze dönüyoruz. Ha bak ne kadar mutlu neşeli. Nasıl? Tanrı Dağları'nda 3500 metrede. 3500 metrede ata biniyorum. Isık gölün kenarındayım. Çadırda kalacağım. Söyleyeceğim tek bir şey var. Sadece ama sadece o yorucu yolculuğa rağmen sadece bunun için bile buraya gelinir. Ya biz Türk'üz. Atalarımız buradaydı. Evet. Buradan Anadolu'ya geldiler. Yani bir Türk çocuğu tabii ki buraya mutlaka gelmeli. Yani en çok da onların hakkı. Orada en fikiriz. Kesinlikle. Ya Aytmatov'un ülkesine, Kurmancan Datka'nın ülkesine, Manas Ata'nın ülkesine, şu dağlar ülkesine ve 2000'e yakın gölü olan, yani bizim Uzungöl'den betona çevirdiğimiz Uzungöl'den 2000 tane var bu ülkede. Ya bu ülkeye gelmeyeceğiz, bu ülkeyi sevmeyeceğiz de nereyi seveceğiz? Ben söylüyorum. Bana bir Kırgız aksakal söylemişti. Hayatımdaki en büyük onur duyduğum cümlelerden biridir. Harun Hoca demişti, sen Türkiye'nin Kırgızı, Kırgızistan'ın Türküsün. İki milletin arasındaki köprüsün. İnsanlar senin üzerinden gelsin, oradan buraya, buradan oraya demişti. Ben belki de aldığım en büyük iltifatlardan biriydi. Abi bir şey ekleyeceğim. Sabah kahvaltıda bir şey söyledim, çok duygulandım. Dedin ki burası Kırgızistan'ın, Kırgızların yurdu değil, burası bizim de yurdumuz, bizim de devletimiz, bizim de ülkemiz, bizim de bayrağımız. Ya biz burada misafir değiliz. Evet, biz misafir değiliz. Baba ocağına geldik. Ata ocağına geldik. O İtalyan ve Fransızlar vardı o çadırlarda kalan. Siz burayı nereden keşfettiniz diye sormuşlardı. Ben de onlara şunu söylemiştim. Biz burayı keşfetmedik. Biz burayı Google'dan, haritadan, turist rehber bilmem kataloglarından bulmadık. Burası bizim. Atalarımızın yurdu. Biz kendi ülkemize geldik dediğimde şaşırmıştı. Ve tabii ben ona anlatmıştım. Kırgızı, Türk'ü biz hepimiz bir aileyiz. Bir soyuz.